Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir Cabiri Okumalar dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün muhtemelen sizi yoracak, biraz da uzun sürecek. Çok önemli bir bölümü, önemli bir konuyu konuşacağız Cabiri Okumalarında. Daha önceki yapmış olduğumuz okumalarda zaman zaman unutsam bile umut ediyorum ki siz değerli izleyenler Cabiri'nin başlıklarında, konu başlıklarında ve bu başlıkların altını doldururken konuya yaklaşımında nasıl entelektüel, nasıl bir akademik perspektife sahip olduğu, nasıl bir aklı kullandığı ümit ediyorum zat-ı alilerinizin dikkatini çekiyordur. Bunu özellikle ifade ediyorum çünkü bu aynı zamanda bir akademik rehberlik dersidir. Akademik rehberlik dersinde son derece önemli bir projeyi konuşuyoruz. Bu projenin nasıl ele alındığını, temellendirildiğini, nasıl bir zemin üzerine inşa edildiğini görmek siz değerli akademisyen adaylarımız açısından hiç kuşkusuz ki son derece önem arz ediyor. Yapacağınız tezler, yazacağınız seminerler, makaleler, tebliğler, sunumlar bu yaklaşım tarzından çok şey istifade edeceğini ve çok şey kazanacağını umut ederek bu dersleri yapıyorum. Konuyu uzatmadan hemen ekran paylaşımıyla bugünkü konumuza geçmek istiyorum müsaadenizle. Gördüğünüz üzere Cabiri Okumalar 8, 109. ve 129. sayfalar arasındaki bölümü okuyacağız. Bu 9, 5 değil. Ve bu bölümde Cabiri'nin bize 5. bölüm oluyor. Aklın yasalarının belirlenmesi diye koyduğu başlıkta neyi anlatmaya çalıştığını, neyi vurguladığını siz değerli izleyenlerle paylaşmaya çalışacağım. Konu bundan sonraki bölümler içinde son derece önem arz ettiği için, daha önceki bölümlerde de ifade etmeye çalıştığım üzere her bir konu bir öncekine göre daha zemin, bir sonrakinin onun üzerine inşa edildiği bir ana platform olması hasebiyle Cabiri derslerinde bu derslerin birbirleriyle ilişkili olarak ve sırayla izlenmesi ve dinlenmesi son derece önem arz etmektedir. Derslerin herhangi birinde yaşanacak bir kopukluk, bir sonraki dersin sağlıklı anlaşılmasını önemli ölçüde engelleyeceğini düşünüyorum. Bu bakımdan eğer sırayı dikkate almadan bunları izliyorsanız, lütfen sırasıyla izlemenizi naçizane bir kez daha tavsiye etmek ve önermek istiyorum. Peki burada 5. bölümde aklın yasalarının belirlenmesinde tam olarak neyi konuşacağız, nereye geldik? Bunu müsaadenizle bir iki cümleyle hatırlatmak istiyorum. Önceki derslerimizde üzerinde durduğumuz bir çerçeve vardı. Bu çerçeveyi bir kere daha çizmem gerekiyor. Bu çerçeve tedvin asrı ve Arap aklının içinde doğduğu, geliştiği ve ürettiği çerçeveydi. Dolayısıyla bütün konuşmalarımız bu tedvin asrı ve Arap aklının referans çerçevesi olarak sunmaya çalıştığımız bölümlerden sonra ele alacağımız her bir konu bu çerçevenin içinde yer alır. Doğal olarak bu birinci kitapta konuşacağımız her konu doğrudan doğruya bu çerçevenin içidir. Çerçevenin içini doldurmaya çalışıyor Cabiri merhum. Bize dedi ki, Arap aklı bu tedvin asrının ona sağladığı imkanların içine doğar. Orada büyür, gelişir ve orada üretir. Sınırları burasıdır dedi. Peki içine doğduğu, büyüdüğü ve ürettiği bu çerçevenin içinde tam olarak ne var? Bunları konuşmaya çalışıyoruz ve bugünkü konuşacağımız konu son derece önemli. Onu farklı bir renkli ve büyük harflerle yazalım.
Cabiri bize bu konuyu takdim etmeye başlarken diyecek ki, İslam medeniyetini eğer bir sözcük ile tanımlamak gerekirse bu medeniyet tam anlamıyla bir fıkıh medeniyetidir. Cabiri'ye göre Tedvin asrının zemini ve Tedvin asrında ortaya çıkan ulumu İslamiye'nin ana mekanı, zemini fıkıhtır. Bu itibarla İslam medeniyeti bir fıkıh medeniyetidir der ve örnek göstermek için de mesela nasıl ki Yunan bir felsefe medeniyeti, çağdaş Batı bir bilim ve teknoloji medeniyeti ise İslam medeniyeti de tek kelimeyle bir fıkıh medeniyetidir. Sonra Cabiri bu fıkıh medeniyeti meselesini ele alır ve bunun üzerine çalışan oryantalistlerden örnekler vermek suretiyle şarkiyatçıların büyük bir çabayla İslam fıkıh medeniyetini Roma'dan etkilenen, Roma hukukundan etkilenmiş bir fıkıh olmaya zorladıklarını, bunda başarılı olamadıklarını en sonunda itiraf ederek İslam medeniyetinin bir fıkıh medeniyeti oluşuna ilişkin özgünlüğünü teslim ettiklerini ve dolayısıyla İslam medeniyeti bir fıkıh medeniyetidir, kendine özgüdür, özgündür, yerlidir ve hiçbir yabancı karışıma açık değildir. Cabiri'nin ısrarla söylediği ve ele aldığı bu husus bize müsaadenizle bir ölçekte şu fıkıh sözcüğünün biraz açılımını yapmamızı gerektirmektedir. Nedir fıkıh ki bu fıkıh medeniyetinden söz ediyoruz? İslam medeniyetini bir kelimeyle fıkıh medeniyeti olarak ifade ediyoruz. O zaman şu fıkıh meselesini biraz açmamız, biraz anlamamız gerekmektedir. Fıkıh sözcüğü, sevgili izleyenler, Arapçada birisi lazım yani geçişsiz, diğeri de müteaddi geçişli olmak üzere iki önemli köke sahiptir. Biri beşinci baptır, diğeri de dördüncü baptan olmak üzere elimizde bu sözcükle ilgili iki tane kullanım söz konusudur. Bunlardan bir tanesi fakuhe, yefkuhu sözcüdür. Diğeri de fakihe, yefkahu sözcüdür. Bu geçişsiz, bu da geçişli olmak üzere iki tane kullanımı olan bu sözcüğün anlam dağarcığına baktığımız zaman her ikisinin de anlama ile ilgili olduğunu görüyoruz. Bu sözcükler ikisi de anlam ve anlamayla ilgili. Fakuha geçişsiz fiil olarak bir anlama yetisine sahip olmak, bir anlama kabiliyetine haiz olmak demektir. Fakihe geçişli fiil olarak da idrak etmek, anlamak, kavramak anlamına gelen bir sözcüktür. Hangisi olursa olsun fıkıh dediğimizde fıkıh İslam medeniyetinde bir anlam ve anlama ile ilgili olduğunu teslim etmemiz gerekiyor ki Batı geleneğinde anlam ve anlamanın öne çıktığı hermenötik geleneğin daha ancak 18. yüzyıldan itibaren önemli ölçüde bir ivme kazandığını dikkate alacak olursak, İslam geleneğinde Tedvin asrı dediğimiz çok erken bir dönemde anlamın ve anlamanın ne kadar önemli bir konumda bulunduğunu, hatta medeniyetin zeminini, İslam medeniyetinin zeminini onun oluşturduğunu söyleyebilmek çok son derece onur verici, göğüs kabartıcı bir durumdur ve bununla onur ve gurur duyuyoruz ve duymalıyız da. Dolayısıyla anlam ve anlamayla ilgili olan bu sözcüğün aynı zamanda ifade ettiği kavramsal anlamsa dinin anlaşılması
dinin anlaşılması, diğer bir ifadeyle din nastır, yani metindir, dini nasın anlaşılmasıdır. Nas, metin, bunun anlaşılmasıdır. Birazdan da teferruatıyla üzerinde duracağımız üzere nasın anlaşılması, metnin anlaşılması, dolayısıyla fıkıh, bunun anlaşılması, onu farklı bir renkle müsaadenizle renklendirmek istiyorum. Bunun anlaşılmasının, dinin ve nasın anlaşılmasının temelinde hukukun olması, hukukun olması. Veyl bin Hallak, Allah hayırlı uzun ömür versin, onun ifadesiyle aynı zamanda ahlakın bulunması, ahlak ve hukuk birlikteliğine ilişkin son derece önemli yaklaşımları ve çalışmaları itibariyle kendisini tebrik ediyorum ve hayırlı ömürler diliyorum. Böyle bir zemine işaret etmesi bakımından ifadeyi yeniden başa döndürerek bu kelimeler üzerinde yapmış olduğumuz analizden sonra yeniden cümleyi kuracak olursak, İslam medeniyeti bir fıkıh, yani bir anlam ve anlama medeniyeti, diğer bir ifadeyle bir hukuk medeniyetidir. Daha ikinci asrın başlarından itibaren ortaya çıkacak olan bu önemli durumun, ortaçağ dünyasını dikkate aldığımızda ne kadar önemli erken bir aydınlanmaya tekabül ettiğini, bir fıkıh medeniyetinin ne ölçüde bir hukuk medeniyeti olduğunu, bir ahlak medeniyeti olduğunun altını çizdiğimizde, İslam medeniyetinin gerçekten nasıl dünyayı etkileyen önemli bir noktada duruyor olduğunu görmek bakımından da son derece önem arz ediyor. Değerli izleyenler, dolayısıyla madem ki fıkıh anlam, anlama ve hukuk ve ahlakla ilgili bir kavramdır, öyleyse Cabiri der ki, İslam medeniyeti bir fıkıh medeniyeti, yani bir hukuktur, hukuk medeniyetidir ve dolayısıyla bu hukuk medeniyetinin İslam medeniyetindeki açılımı ise şunu yukarıya doğru şöyle ifadelendirecek olursak, bir başta bireyin, iki toplumun davranışlarıyla ilgili bir durumdan söz ediyoruz. Gerek bireyin, gerekse toplumun davranışlarıyla, amelleriyle, yaşamıyla, hayatıyla doğrudan ilgili olan bir alandan söz ediyoruz fıkıh dediğimizde. Gerek birey olsun, gerek toplum olsun. Şimdi böyle olduğunda bir taraftan bireye dokunan, bir taraftan toplumun bütününe dokunan, bir taraftan parçaya, bir taraftan bütüne birlikte dokunan fıkıh, bu medeniyetin kurucu ögesi olarak tedvin asrı çerçevesinin içinde son derece önemli bir yer alır. Bu kadar önemli olan fıkıh konusunda fıkhın bir anlam ve anlamayla ilgili olduğunu ve onun da dinin naslarını, metnini anlamayla ilgili olduğunu söyledikten sonra haklı olarak Cabiri der ki, fıkıh ne kadar önemliyse fıkıh usulü de ondan bir kadar daha önemlidir. Öyleyse bizim bir fıkıh usulünden, usulü fıkıhtan söz etmemiz gerekiyor. Tabii ileride biz orijinal klasik fıkıh usulü kaynaklarını inşallah okuduğumuzda, okumaya başladığımızda bunların üzerinde çok daha farklı boyutlarla duracağız. Usulü fıkh. Şimdi buraya kadar söylemiş olduklarımızdan hareketle şu fıkıh sözcüğünün bir hukuk olduğunu, bir ahlak olduğunu, birey ve toplumun davranışlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu teslim ettikten sonra bir usul sözcüğümüz var burada. Usul, aslın çoğuludur, asıllar demektir. Asıllar, ilkeler demektir. Kurallar demektir. Daha açık söyleyeceksek Cabiri'nin ifadesiyle yasa demektir. Ya da yasalar demektir. Usul. O halde fıkıh bireyden topluma kadar yaşamın her alanına dokunan bir alan, bir hukuk, bir ahlaksa, usul de bu yaşamın, bireyin ve toplumun yaşamının
ilkelerini, kurallarını, yasalarını belirleyen metodoloji, epistemolojidir. Öyleyse epistemolojik olarak usulü fıkıh, erken dönem teşekkül etmiş İslami ilimlerin hepsinin merkezinde yer alan bir temel metodoloji usuldür ve dolayısıyla İslami epistemolojiyi çok önemli bir biçimde temsil eder. Şimdi böyle olduğunda Cabiri haklı olarak fıkıh usulünün fıkhın bu konumlandırılmasına bağlı olarak ne kadar önemli olduğunu belirtmeye çalışır. Ve der ki, bir fıkıhtan söz ediyorsak bu fıkhın bağlı bulunduğu yasalardan ve kurallardan bahsediyoruz demektir. Peki o zaman Cabir'in ifadesiyle soralım. Peki nedir bu ilkeler? Nedir bu ilkeler? Asıllar, bu yasalar. Kim belirliyor bu yasaları? Ve nasıl bir fıkıh usulü ortaya çıkıyor? Buradan ne anlamalıyız? Bunu nasıl kavramalıyız? Birazdan bunların üzerinde konuşmaya başlayacağız. Tabii Cabiri merhumun İslam'ın bir fıkıh medeniyeti olduğunu söylemesinin ardından fıkhın son derece önemli tanımlarını yapıp bireyin ve toplumun hayatına nasıl dokunduğundan bahsettikten sonra buraya ayrıca bir motto olarak yazmam gereken ve bugünkü dersimizin hemen hemen özeti sayılabilecek, bunu mutlaka hafızamızda tutmamız, kavramamız ya da ezberlememiz gereken bir husus olarak müsaadenizle altını çizeceğim. Cabiri aynen şöyle der. Fıkıh, bireysel ve toplumsal hayatı düzenler. Düzenler. Fıkıh usulü ise Müslüman alimin aklının yasalarını belirler. Evet, ne kadar önemli bir yere geldik. Fıkıh, yaşama ait, yaşamın hangi güzergahta devam edeceğini, bireyin ve toplumun bu güzergahta nasıl yürüyeceğini belirlerken, fıkıh usulü tam olarak bu hukukun ve ahlakın ne olduğunu belirleyecek olan Müslüman aklın yasalarını belirler. O halde şimdi tam da buraya farklı bir renkle şunu yazabiliriz diye düşünüyorum. O halde fıkıh usulü Arap aklının yasalarıdır. Fıkıh usulü ilkeleri şu çerçevenin içinde üreten Arap aklının nasıl üreteceğini ona gösteren yasalardır, ilkelerdir. Şimdi bunların neler olduğunu birazdan detaylı bir şekilde inşallah konuşacağız. Tam da burada Cabiri bizim için son derece önemli olan bir isimden söz edecek. Anahtar ismimiz, bugünkü dersimizin en önemli ismi, İmam Şafii Rahimeullah. Evet, vefat tarihi Hicri 204. Konuyu İmam Şafii'ye getirecek ama biz İmam Şafii'ye gelmeden evvel
burada İmam Şafii'ye kadar olan süreci, tedvin asrının öncesi, şimdisi ve sonrası dediği Cabiri'nin, şöyle yazalım, tedvin asrının öncesi, şu şimdisi ve sonrası diye belirttiği ve adını temellerin krizi diye koyacağı, öncesi itibariyle tedvin asrı öncesinde ve şimdisinde ortaya çıkan ve sonra da kısmen devam edecek olan bir temellerin krizinden söz eder. Cabiri'nin temellerin kriziyle kastetmiş olduğu hususu anlamadan bu beşinci bölümde bize vermek istediğini anlamak neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla bu yapmış olduğum girişi, mukaddimeyi şimdi ele alacağım. Temellerin krizi ne demektir? Bununla neyi kastediyoruz ve buradan konuyu İmam Şafii'ye nasıl bağlayacağız ve bundan sonraki bütün dakikalar ne kadar sürecekse bütün konuşmamızı ve bu dersimizi İmam Şafii üzerinden devam ettireceğiz. Çünkü anahtar isim ve dersin kilit ismi İmam Şafii Rahimeullah'tır. Cabiri, sevgili izleyenler, temellerin kriziyle iki önemli hususa dikkatimizi çeker. Der ki, temellerin krizlerinden bir daha erken dönemde başlayan rey ekolünün rasyonalist durumudur. Rey ekolünün bu akılcı, rasyonalist duruşu Cabiri için ve o dönemi, tedvin asrının hemen öncesinde cereyan eden süreçleri anlamak bakımından son derece önemlidir. Çünkü Cabiri'ye göre o günkü koşullarda bu rey ekolünün rasyonalist tavrının anlamı şudur: akıldan hareket eder. Yani ürettiği şeyleri akıldan hareketle üretir. Hiç kuşkusuz bunun en önde gelen temsilcilerini Ebu Hanife olarak buraya yazmalıyız. Çünkü İmam Şafii de Ebu Hanife'ye yapacağımız atıfları açısından önemlidir. Ve Ebu Hanife'nin rey ekolünün en önde gelen isimlerinden olması ve rey ekolünün bu manada ürettiklerini akıl temelinde üretmesi ve bunun da adına genel anlamda istihsan denmesi ve istihsan, aklın hoş gördüğü, aklın makul gördüğü, makbul gördüğü şeylerin aynı zamanda dini de olduğu, şer'i de olduğu, hukuki de olduğu hususu son derece önem arz etmektedir. Ve özellikle rey ekolünün Ebu Hanife üzerinden çok son derece önemli olarak fıkı sadece ameli, yani pratik fıkıh olmaktan çıkarıp aynı zamanda fıkı teorik bir fıkha dönüştürdüğü, yani gerçek olaylar değil, sanal ve muhayyel olaylar üzerinden, ki biz buna farazi fıkıh diyoruz. Bunlar üzerine olaylar varsayarak, olaylar tasarlayarak, onlar üzerinden hüküm istinbat etmeye yönelik bu rey ekolünün rasyonalist tavrının inanılmaz derecede bir açıyla ilerleyip gittiğini Cabiri önce tespit edecek ki bu açılım ve gidişlerin karşısında bir İmam Şafii çıkarak bir dakika durun diyecek, birazdan konuşacağız. İşte o süreçlerin hem tarihsel arka planlarını hem de mantıki arka planlarını bize söylemek ve göstermek bakımından burada Cabiri'nin konuyu ele alış mantığı son derece önem arz etmektedir. Peki, temellerin krizinde eğer biz temeller dediğimize göre bir tek ehlireyden söz etmiyoruz. Demek ki diğer temelimiz, ikincisi ehli eser, diğer bir tabirle ehli hadis dediğimiz bir ekol. Ki bunların
temel karakteristiklerini yazalım. Temel karakteristiklerini yazalım. Nakildir. Nakli esas alan ve aklın mutlaka bir nakle dayanmasını zorunlu kılan ve daha doğrusu fıkhı tamamen nakil üzerine temellendiren, nakle dayandıran her fıkhi bireysel ve toplumsal ameli ve hukuki durumu mutlaka nakilde, ya Kur'an'da, ya sünnette, ya hadiste bir nakle dayandırma temelinde kendisini inşa eden bu ekol, zorunlu olarak rey ekolü, nasıl ki farazi hukukta istihsan üzerinden teorik ve farazi fıkıhta inanılmaz derecede ileriye gitmişse, aynı biçimde her konuda mutlaka bir nakil bulmayı hedefleyen, bir nakil bulduğunda ancak yoluna devam edebilen ehli eser üzerindense, sevgili izleyenler, hadis uydurmacılığı Fazlur Rahman'ın ve benim de aynı şekilde katıldığım hadis üreticiliği diyelim ona, inanılmaz derecede son hızıyla devam etmektedir. Ve böylece her konuda bir nakil bulmak zorunda olan ehli hadis, ehli eser, rivayet kapılarını, nakil kapılarını sonuna kadar açmış ve inanılmaz derecede, hatta sahabenin ve tabiinin kavillerini bile hadisleştirerek, mevkuf ve maktu hadislere dönüştürerek hızla yolunu almaya ve hızla gitmeye efendim devam etmektedir. Cabir'in ifadesiyle ehli hadisi tabii bu konumlandırmalar, coğrafi konumlandırmalar çok böyle rigid değil değerli izleyenler. Çok rigid görmeyelim lütfen. Medine ekolü olarak söz eder ki bunu İmam Şafii ile irtibatlandırmak için buna ihtiyacı var. İmam Malik üzerinden rivayetin ve naklin temeline koyduğu bir isim olarak İmam Malik ve keza Rey'in de Kufe ve Basra olmak üzere bu önemli merkezinde Ebu Hanife'yi konumlandırması ve böylece bu iki ekolün, temellerin krizi dediği bu iki ekol, yani ehli eserin inanılmaz derecede bir fabrika gibi çalışarak rivayet üretmek suretiyle hızla yoluna devam etmesi, öbür tarafta aklın alabildiğine kendisinin güzel gördüğü her şeyi meşrulaştırarak dini ve şer'i hale getirmesi hususunun karşılıklı birbirlerinden sürekli uzaklaşan, sürekli ayrışan ve aradaki sınır ve uçurum alabildiğince derinleşen bir krize tekabül ettiğini gören, elbette bir kere daha onu farklı bir renkle yazalım, kuşkusuz bu sorunu gören İmam Şafii'dir. İmam Şafii'yi önemli kılan husus, hem Ebu Hanife geleneğini hem de bizzat talebesi olduğu için İmam Malik'in rivayet ve nakil geleneğini yakından ve çok iyi biliyor olmasıdır. Şimdi asıl meseleye yavaş yavaş geliyoruz. Cabiri der ki İmam Şafii, bir taraftan İmam Malik'in rivayet merkezli, nakle dayalı din algısını içselleştirmiş, diğer taraftan Ebu Hanife'nin öğrencileri üzerinden, özellikle Şeybani üzerinden, rey ekolünün dini anlamasını ve kavramasını içselleştirmiş, bunların birleşiminden bir İmam Şafii'yi inşa etmiş ve İmam Şafii bu temellerin krizini tedvin asrı içerisinde daha sonra da kalıcı olacak şekilde en önemli bir biçimde çözen yegane ve tek isimdir, diyor. Ben de aynen katılıyorum. Ve İmam Şafii'nin bu
önemli tarihsel misyonunu bir taraftan alkışlarken, tebrik ederken, bir taraftan da onu anlamaya çalışarak, biraz sonra üzerinde duracağımız boyutlarda, bunun tedvin asır sonrası diye yazdık ya, sonrasında nelere mal olacağı, neleri doğuracağına ilişkin de elbette yaklaşımlarımızı ortaya koyacağız ve Cabiri'nin yaklaşımlarının altını çizmeye çalışacağız. Konuya girmeden önce İmam Şafii ile ilgili olarak Cabiri merhum, Fahrettin Errazi'nin son derece önemli bazı tespitlerine dikkat çekerek başlar. Der ki Fahri Razi, Menakıb-ı Şafii'de, Menakıb-ı Şafii adlı eserinde son derece önemli bir tespit yapar der. Şafii'yi konumlandırırken iki önemli isimle birlikte anar. Bir, Şafii'yi antik Yunan geleneğinde Aristoteles'le konumlandırır ve Razi, Aristoteles olmadan Yunan düşüncesinin sürekli krizler yaşadığını, sürekli savrulmalara maruz kaldığını, bir türlü sağlıklı bir zemin üzerinde kendisini inşa edemediğini, bunu ancak Aristoteles'in mantık üzerinden sağladığını ve mantığın hiç kuşkusuz Yunan düşüncesinin istikrar bulduğu bir zemin olduğunun altını çizer Fahrettin Razi. İkincisi, Arap şiirinin bir türlü sağlıklı bir zemin üzerine oturamadığı, kendisini inşa edemediği, sürekli savrulduğu problemlerinin olduğu bu durumda Halil bin Ahmed'i anar ve aruz vezni üzerinden Aristoteles mantık, aruz vezniyle de Halil bin Ahmed'in Arap şiirine bir denge getirdiğini, bir kalıp getirdiğini, bir istikrar getirdiğini söyler. Ve hemen arkasından üçüncü en önemli isim, işte bu adını andığımız ehli hadis ile ehli rey arasındaki bu inanılmaz birbirinden uzaklaşan açıyı kapatan, kapatmayı başarabilen, ikisini birleştirmeyi, uzlaştırmayı, en azından bir yerde buluşturmayı başarabilen isim olarak da İmam Şafii'yi anar. Ve der ki İmam Şafii, Er-Risalesi ile ve fıkıh usulü ile İslami ilimlerin kendilerini temellendirecekleri bir istikrar zeminini inşa etmiştir. Fahrettin Razi'nin İmam Şafii'yi konumlandırmadaki bu son derece isabetli bakış açısını, ruhu şad olsun, çok muhteşem değerlendirmesini, nasıl Aristoteles ve Halil bin Ahmed'in birinin mantıkta, diğerinin dil üzerinde konuyu inşa ettiğini belirttikten sonra Cabiri der ki, İmam Şafii gençlik yıllarındayken Halil bin Ahmed'le birlikte yaşamış, yani ona gençliğinde yetişmiş. Ama Halil bin Ahmed'den ziyade Sibeveh ile çağdaş yaşamış ve Sibeveh'in Nahiv'de bir esas olan El Kitap eserinden ve dilden haberdar olan İmam Şafii, yine Cabiri'nin Ahmet Şakir'in konuyla ilgili araştırmasından hareketle Er-Risale olarak meşhur olsa da İmam Şafii'nin eserinin adı El Kitap'tır demesi son derece önemlidir. İmam Şafii de Sibeveh ve Halil bin Ahmed'in Arap dilinde yapmış olduğu bir hususu fıkıh geleneğinde İslami ilimlerde yapar. Peki Halil bin Ahmed ki bunlardan daha önceki derslerimizde söz ettik. Halil bin Ahmed ve Sibeveh tam olarak ne yapmışlardı? El Kitap bakın. El Kitap her zaman Kur'ani vokabüleri içinde de böyledir sevgili izleyenler. Bir yasadır. Bir yasadır. Asıldır. Esastır. Başvuru kaynağıdır. Son sözü o söyler.
Kitaba bakalım deriz gelenekte. Getir kitaba bakalım deriz. El kitap yasadır, kaynaktır. Son sözü o söyler. İşte İmam Şafii Er Risale ve El Kitabı'yla fıkıh usulünde tıpkı Arap dilindeki nahvin son sözlerini söyleyen eserler gibi fıkıh usulünde son söz olacak ilkeleri belirleyecek temel adımı atmıştır. Son derece önemlidir. Bu nedenle İmam Şafii'yi bize anlatırken Cabiri, İmam Şafii'nin birikimlerinden söz ettiğinde onun nasıl ki A. ehli reyin birikimine, B. ehli hadisin birikimine, hiç kuşkusuz en önemlisi C. Arap dilcilerin birikimine sahip olan bir alim olduğunun altını çizer. Yani İmam Şafii'nin az sonra üzerinde duracağımız Arap aklının yasalarını oluşturacak olan fıkıh usulüne getirdiği çerçeve, onun bu beslendiği ABC şıklarında ele aldığımız temel kaynakları görmemizi zorunlu kılar. Bu kaynakları görmeden, İmam Şafii'yi bu kaynaklarla ilişkilendirmeden asla bir El Risale ve El Kitap yorumu yapamayız. Çünkü İmam Şafii Arapçaya o kadar vurgu yapar ki, Arap diline o kadar vurgu yapar ki, inşallah Cabiri'nin bundan sonraki ikinci kitabında epistemolojilerin akılsal yapılarını analiz edeceğimiz ikinci kitabında, inşallah o kitabın okumalarına başladığımızda, geçtiğimizde üzerinde duracağımız üzere, İmam Şafii bu birikim üzerinden usulüne keyfel beyanu sorusunu sorar. Beyan nedir diye sorar. Beyanın ne olduğu sorusunun cevabını vermekle başlar. Ve ilk soru ve cevap dille ilgilidir. Renklendirelim. Dille ilgili. Cevap dille ilgilidir. Der ki, beyan bir asıldır. Buraya dikkat edelim. Artık yavaş yavaş asıl konumuza geliyoruz sevgili izleyenler. Beyan asıldır. Öyle bir asıl ki el beyanu aslun diye başlar. Beyan bir asıldır. Öyle bir asıldır ki bu asıldan yeteferra'u fer'iler doğar. Bundan, bu asıldan, bu asla bağlı olan, bu asılla irtibatlı olan fer dediğimiz İkincil, bağımlı olan, asla bağımlı olan demektir fer. Bağımlı olan doğar. Yani beyan dildir. Beyan nastır. Beyan, birazdan göreceğiz, Kur'an'dır, hadistir. Ve bunlar asıldır. Ve daha sonra ihtiyaç duyacağımız tüm furuat, yeteferra'u, tüm furuat bu asıldan doğar. Bu asla bağlıdır. Bu asıldan kaynaklı olarak zuhur edeceklerdir. Ve Cabiri'ye göre, ki bu çok dahice bir tespittir kanaatine acizanem, fıkıh usulünün İmam Şafii üzerinden ve bundan sonra devam edecek olan efendim bölümlerde de göreceğimiz üzere fıkıh usulünün genel çerçevesini oluşturan bu mantıktır. Yani daha farklı bir ifadeyle söyleyelim, asıl fer ilişkisidir. Fer'un. Bu da asıl. Asıl fer ilişkisidir. İmam Şafii
İster El Risale diyelim, ister El Kitap, fıkıh usulüne dair yazmış olduğu son derece önemli eserinde işte bu asıl fer ilişkisine yönelik son derece temel kavramları, son derece önemli temel hususları belirlemekle işe başlar. Ve bu belirlediği temel ilkeler ve usuller o kadar önemlidir ki birazdan üzerinde duracağımız ve ele alacağımız tüm konuları anlamamızı sağlayacak temel ilkelerdir. O halde hemen uzatmadan başlayalım. İmam Şafii Rahimeullah'ın fıkıh usulünde belirlemiş olduğu bu asıl ilkeler, asıllar, usul. Asıllar nelerdir? İmam Şafii 5 asıl belirliyor sevgili izleyenler. 5 asıl var Er-Risale'de. 5 temel asıl var. Bu 5 temel eser asıl daha sonra tüm sünni usul geleneğinin temelini oluşturacak 4 şer'i delil denilen edille-i şer'iye olarak ifade edeceğimiz 4 temel asla da tekabül eder. Şimdi bunları bir ele alalım ve bu 5 aslın nasıl Arap aklının yasalarını oluşturduğunu görmeye çalışalım. Tabii henüz daha örneklere gelmedik. Bu arada bu dersin biraz uzayabileceğini söylemiştim galiba. Lütfen ona göre rahat bir yere oturmanızı tavsiye ediyorum. Tabii bu canlı bir ders değil de ben de biraz zihnimi arada dinlendireyim diye böyle şeyler söylüyorum. Beni hoş görürsünüz umarım. Bir, Kur'an'ın açık, gayet net, sarih, muhkem nasları. Yani burayı anlamak için el beyan, burayı anlamak için kimsenin bir kimseye ihtiyacı yoktur. Gayet açık, net Allah indirdiğini beyan etmiş. Herkes bunu anlıyor. Bu birinci madde gayet açık. Ancak İmam Şafii tabii sadece burada vurgulamak bakımından Arapların, ana dili Arapça olanların bunu anlayabileceğini söyler. Ya da sonradan Arapçayı öğrenmiş, iyi öğrenmiştir. O da anlar elbette ama Arapların, Arapça konuşanların bunu anlayacaklarının altını çizer. İki, yorum ve tevilini Resulullah'a bıraktığı beyanları. Evet. Keyfel beyanı açıklıyor ya, beyan ne beyan? Kur'an'ın beyanından ne anlamalıyız diyor, onu açıklıyor. Yorum ve tevilini Resulullah'a bıraktığı beyanları var. Üç, ikiyle benzer ama aralarında oldukça önemli bir fark olduğundan dolayı iki ve üç madde olarak ayrı ayrı zikri gerekiyor. İmam Şafii'nin yaptığı taksimat isabetlidir. Üç, değerli izleyenler, Allah'ın kitabında farz kıldığı, ancak keyfiyetini, bu farzın nasıl ifa edileceği, mesela namaz gibi, keyfiyetini Resulullah'a bıraktığı beyanlar, bıraktıkları. Evet, demek ki burada Allah-u Teala bir kısım farzlar kılıyor ve bunların keyfiyetlerini Resulullah'a bırakıyor. Dört, hükmünü Resulullah'a bıraktığı herhangi bir hüküm
koymadığı alanlar, konular. Kur'an'ın sessiz kaldığı, Kur'an'ın sükut ettiği durumlar, bu durumlarda hükmü diyor Resulullah koyar. Çünkü Allah etiyur Resul'e buyurmuştur. Resul'e itaati farz kılmıştır. Eğer Resul bir hüküm koymayacaksa diyor İmam Şafii, bu emrin bir anlamı olmaz. Resul'e itaatin emredilmesi için Resul'ün itaati gerektirecek bir emirde bulunması, bir hüküm koyması gerekir der Şafii haklı olarak. Dolayısıyla dördüncü olarak da bunun üzerinde durur. Bir beşinci madde içtihattır. Yani tüm kullarını, akıl sahibi tüm kullarını doğru olanı, isabetli olanı bulmak üzere çaba sarf etmeye teşvik etmiştir diyor Cenab-ı Hak. Ve tam da burada Cabir'i İmam Şafii'nin bu beşinci maddeyle ilgili söylemiş olduğu içtihat konusunda son derece önemli bir şeyin altını çizer ve der ki İmam Şafii'nin içtihattan anladığı şey tam olarak bir as olacak ve fer, yani içtihada konu olan fer, yani yeni durum bu asıldan hareketle çözülecek. Yani fer, yeni durum bu asıla bağlı, bu asıldan hareketle çözülecek. İçtihattan anladığı budur der ve dolayısıyla içtihat akli bir eylemdir. Aklidir. Fakat rolü sadece fer'in, düzeltmek istiyorum müsaadenizle, sadece fer'in asla uygunluğunu tespit. Evet, fer'in asla uygunluğunu tespittir. Aklın görevi budur. Şimdi tam olarak İmam Şafii burada bize fıkıh usulünün en temel yasalarını belirlemiş oldu. Bu en temel yasalarını belirlerken Cabiri'nin haklı olarak İmam Şafii'nin bu temel rolü üzerinden bize şöyle bir sonuç çıkarmayı mümkün kılacağını söyler ve şöyle bir sonuç çıkarmaya çalışır Cabiri. Der ki ilk dört madde nakildir. Nakildir. Yani nastır. Üçü zaten Allah'ın koyduğu şeyler. Dördüncüsü de Resulullah'ın emridir. O da hadistir, nakildir. Nastır ve nakildir. Sadece beşinci madde akıl ile ilgilidir. O da yine ilk dört maddeye bağlıdır. Maddeye bağımlıdır. Ve böylece Cabiri bu yapmış olduğu, İmam Şafii'nin Er-Risalesi üzerinden yapmış olduğu değerlendirmesinde son derece hayati bir sonuca ulaşır. Ve der ki İmam Şafii, naklin lehine, yani parantez içinde ehli hadisin, naklin lehine re'in aleyhine bir
usule ulaşmıştır. Evet. Şafii Rahimullah'ın usulü der Cabir'i. Naklin lehinedir, reyin aleyhinedir. Yani İmam Şafii'nin daha sonra da Sünni geleneğin tamamında etkin olacak olan Er-Risale üzerinden belirlemiş olduğu fıkıh usulü İmam Şafii'nin fıkıh usulü aklı naklin hizmetine vermiştir. Yani fıkıh usulünün bu ilkeleri diyor Cabiri, aklın yasalarıdır. Onun için fıkıh ameli belirler, fıkıh usul aklın yasalarını belirler. Bu mottoyu daha önce de söylemiştim. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla fıkıh usulünün bu yasaları Arap aklının, daha doğrusu tedvin asrı ve sonrasındaki Müslüman ülemanın aklı bu yasalar ile çalışmaktadır. Şöyle söylememiz gerekirse, burada çok önemli bir hususa da dikkat etmemiz gerekir Cabir'in ifadesiyle. Özetleyecek olduğumuzda bu ilkeleri, birini Kur'an, diğerini, yani ilk üç maddeyi birinci bir maddede topladık. Kur'an, çünkü üç maddede biriyle Kur'an'a irca mümkündür üç madde. İkincisi sünnettir. Resulullah'ın rolüdür. Üçüncüsü içtihattı, kıyastı. Onların toplamı icmadır. Çünkü iki icma birden, iki içtihat bir içtihattan eftal olduğu gibi çok içtihatta yine bir içtihattan eftaldır. Yani icma içtihatlar toplamıdır. Dört, kıyas. İmam Şafii gayet net bir biçimde Risale'de çok net bir biçimde bunu söyler ve Cabir'i de bunun üzerinde durur. Kıyas, bu tam olarak fıkhi kıyastır ve hiçbir biçimde mantıki kıyasla bir alakası yoktur. Bu kıyasta aklın rolü kesinlikle asıl ile fer arasındaki bağ kurmaktır. Evet. Rol bundan ibarettir. Şimdi tam da burada Cabir'i o ünlü yapısalcı bakışını ve bir anlamda dehasını bu manada konuşturarak buradan son derece önemli çıkarımlar yapmaya başlar. Ve der ki, İmam Şafii'nin fıkıh usulünde belirlemiş olduğu bu temel yasalar, temel ilkeler hiyerarşik olarak da birbirleriyle irtibatlıdır ve birbirlerini bağlayıcıdır. Yani bu şer'i deliller, bunların her biri bir yasadır. Renklendirelim. Bunların her biri bir yasadır. Ve bunların her biri meşruiyetini bir üstündekinden alır. Yani dört meşruiyetini üçten, üç meşruiyetini ikiden, iki meşruiyetini birden alır. Ve en yukarıda bulunan Kur'an, aşağıdakilerinin hepsinin meşruiyetini belirleyen ana zemindir. Böylece Cabiri, bu meşruiyet hiyerarşisi üzerinden hareket ederek, bir eski yeni ilişkisi kuracak. Önce olanın sonra olana, eski olanın yeni olana, asıl olanın
fer olana üstünlüğü ilişkisini kuracak ve böylece bu ilişki üzerinden bir belirleyiciliğin, akıl için bir belirleyici alanın nasıl ortaya çıktığını bize sunmaya, belirtmeye çalışacak. Ve daha sonra bütün bu tespitler ve fıkıh usulünün İslami ilimler için koyduğu bu temel yasaların Arap aklının üretiminde, işlevsel oluşunda ve çalışmasında nasıl belirleyici bir çerçeveyi oluşturduğunun da altını çizmeye çalışır. Pekala, tam da burada Cabiri merhum, İmam Şafii'nin bu etkinliğinin, fıkıh usulünün bu temel ilkelerinin ve yasalarının daha sonraki gelişmelere nasıl yansıdığını ve nasıl bir belirleyiciliğe sahip olduğunu ve tedvin asrı sonrasındaki Müslüman aklın, Arap aklının da bu yasalara nasıl bağımlı olarak üretip çalışmada bulunduğunu göstermek için örnekler verir. Şimdi verdiği örneğin ne kadar önemli olduğuna dikkat edelim lütfen. Örnek sizi biraz dinlendirecektir. Konunun yoğun mantıki süreçlerini büyük ölçüde toparladığımızı düşünüyorum. Cabiri der ki, örnek veriyoruz. Hilafet örneğini verir. Çok önemli bir hususun üzerinde duracak. Biraz soğudu ama bir yudum çay almama izin vereceğinizi umuyorum. Hilafet örneğini verir. Bu örneği seçişi son derece önemli. Şimdi tabii burada bir akademik rehberlik açısından da hem sizi biraz dinlendireyim, zihniniz biraz rahatlasın, hem de bu örneği onun üzerinden değerlendirelim. Nasıl bir örnek seçtiğini, bu örneği ana konusuyla nasıl irtibatlandırdığını, bunun üzerinden temel söylemini nasıl sonuca bağladığını ve seçtiği örneğin bu konuda ne kadar isabetli olduğunu görmeliyiz ki ileriki çalışmalarımızda kendi tezimizin örneklerini belirlerken bu manada isabetli seçimlerde bulunmuş olabilelim. Çok önemli bir örnek seçiyor. Diyor ki Cabiri, hilafet hiç tartışmasız İslam geleneğinin ilk problemidir. İlk problemdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların karşılaştığı bu ilk problem olan imamet ve hilafet problemi bu derece tarihsel olarak ilk oluşuna rağmen neden kitaplarda bunun delillendirilmesi, ele alınması ve efendim savunulması geç kalmıştır eserlerde diye sorar Cabiri. Neden bu ilk problem kaynaklarımızda çözüm olarak geç tarihte nispeten ele alındı? Cabiri'nin projesi şudur.
erken dönemde hilafeti ele alıp çözüme kavuşturacak henüz bir usule Müslüman ulema sahip değildi. Çünkü Hazreti Peygamber sonrası ağırlıklı olarak her şey doğal olarak fıkıhtı, yani ameldi ve bir de Resulullah'ın rivayetlerinden ibaretti. Tefsir böyle çalışıyordu, diğer alanlar da böyle çalışıyordu. Henüz böyle bir usul üzerinden bu problemi çözümleyebilme imkanına Müslümanlar sahip değildi. Bunu belki de usul bakımından temellendirebilmiş olsaydı ilk ele alacak olan haricilerdi der hilafet konusunda. Haricilere dikkatimizi çeker. Onların da imamet ve hilafet konusunda usul diyebileceğimiz önemli bir görüşlerinin gelişemediğini ifade eder. Dolayısıyla hilafet konusunda Sünni gelenekten daha erken bir biçimde bu konuyu kelami manada, fıkhi manada ve ilmi manada masaya yatıran ve bir metodoloji usul geliştirmek suretiyle ortaya koyan ilk fırkanın Şia olduğunu söyler isabetli olarak. Gerçekten de böyledir ve Cabiri Şia'dır der. Ve ilginçtir der, Şia hilafet konusunu ele aldığında bunu nasla temellendirir. Der ki hilafet nasla belirlenmesi lazımdır. Vasilik söz konusudur. Vasiyet şarttır der ve imamet konusunun nakille, vahiyle, Hazreti Peygamber'in tensibiyle belirlenmesi gereken bir olgu olduğunu, ne vahyin ne de Resulullah'ın böyle önemli bir ümmetin bütünlüğünü gerektiren, ilgilendiren durumda sessiz kalacağını söyler. Vahiy de Resulullah da bu konuda sessiz kalmamalıdır. Çünkü sessiz kalınacak bir durum değildir der. Cabiri tam da burada Şia'dan sonra hilafet konusunu, onu farklı bir renkle müsaadenizle çizeyim. Sünni geleneğin Şia'nın bu iddialarına karşılık doğal olarak onların bu görüşlerini eleştirerek ve Şia'nın imameti nas ve vasilik üzerinden savunup dolayısıyla Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu ve diğer üç halifenin gasıp olduğunu, Hazreti Ali'nin mevki ve makamını gasp etmiş olduklarını savunan görüşlerine karşılık elbette efendim ilk üç halifenin hilafetin meşru olduğunu ve tabii Hazreti Ali'nin dördüncü halife olarak hilafetinin de meşru olduğunu savunan Sünni gelenek doğal olarak bunu temellendireceği iki önemli argüman vardır. Biri nakildir, yani hadis. İkincisi ümmetin icmaıdır. Bakın, icmağın nasıl delil olduğunu görmek bakımından son derece önemli. Ve böyle bir durumun az sonra üzerinde duracağım paradoksal yönüne de işaret etmeden geçmeyen Cabiri, ki onun bence dehasına uygun bir durumdur bu, der ki paradoksal olarak Şia hilafeti nas üzerinden temellendirirken bunu akılla rey ile yapar.
Bakın normalde bunu nasıl üzerinden yapması gerekirken bunu akılla kurar, bu teoriyi şeye akılla temellendirir. Nas gerekliliğini, vasiliğin gerekliliğini. İlginçtir. Sünni gelenekte nakli, bakın nakli esas alıyor görünüyor ama icmayı da bunun içine katmıştır ve dolayısıyla burada Şia nasıl ki kendi o nas üzerinden temellendirmesi gerekeni reyle yorumlarken Sünni gelenekte hem Hazreti Ebubekir'le başlayan hilafetin Hazreti Ali'yi de içine alan meşruiyetlerini ve haklılıklarını akılla temellendirirken, yani Sünni yaklaşım akıldır. Bunu akılla temellendirirken paradoksal olarak bu aklı yine nakle ve icmanın delil oluşuna bağlamaktadır. Bu çok önemli bir paradoksal durumdur. İnşallah zihnim yorulmamıştır, iyi anlatabilmişimdir, izah edebilmişimdir. Böyle bir paradoksal duruma da dikkat çeken Cabiri, bütün bunları İbn Kuteybe'nin Hicri 213 vefat tarihi, İbn Kuteybe'nin El-İmame ve Siyase adlı eserine atıfta bulunarak yapar ve tabii ki hemen şöyle bir itiraz olabilir. Yani İbn Kuteybe'nin El-İmame ve Siyasesinin ona ait olduğu şaibelidir bu konuda bir sürü şey. Onları da söyler Cabiri. Bunları paranteze alarak söylüyorum. Genel söylemi açısından Sünni geleneğin işte Beni Said'e çağırdığında direkt Hazreti Peygamber'e hiç atıfta bulunmaktan doğrudan direkt hilafet seçim ve Ensar Muhacir arasındaki gerginliklerden başlayan açıklamasına atıfta bulunarak yapar ve dolayısıyla haklı olarak efendim Cabiri Sünni geleneğin hilafeti temellendirebilmesini ve hilafet konusunu Şia karşısında daha usule uygun, kelami manada ve fıkhi manada usule uygun ele alabilmesinin imkanının ancak Şafii'nin rahimehullah'ın şu üzerinde durmuş olduğumuz fıkıh usulünün yasalarını belirlemesinden sonra gerçekleşebileceğinin altını çizer ve bunun için atıfta bulunduğu en önemli isim hiç kuşkusuz Ebu'l-Hasan el-Eş'aridir. Evet. 260'ta vefat eden Ebu'l-Hasan el-Eş'ari. Demek ki sevgili izleyenler, Eş'ari gerek makalatul İslamiyinde gerekse El-İbane adlı eserinde, ki ben bu El-İbane'yi inşallah mantık derslerimizi bitirdikten sonra sizinle birlikte okuyacağım. El-İbane an usulü diyane, bu metni kelam, erken dönem kelam metni olarak sizinle inşallah okuyacağım. Bunlara atıfta bulunarak Cabiri Rahimeullah bize son derece önemli bazı şeyleri sunmaya çalışır ve der ki, buraya dikkat buyurun lütfen. Eş'ari hilafet problemini, Raşid halifelerin meşruiyetlerini izaha rivayetlerden başlar. Hazreti Peygamber'in onca rivayetlerinden, ümmetin bu konudaki icmaından hareketle bunları yapar. Artık Eş'ari'nin hilafetle ilgili problemi çözmeye, hilafetle ilgili sorunlara dikkat çekmeye
Ve bu sorunu Sünni gelenek adına çözümlemeye yetecek birikime ve usule sahiptir İmam Şafii sayesinde. Ve Cabiri der ki, El-İbane'ye baktığımızda ya da makalata baktığımızda, ki inşallah bunları okuyacağız, baktığımızda görüyoruz ki hilafet konusunun meşruiyetini özellikle Raşid halifelerin sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali olmak üzere meşruiyetini Kur'an'dan ayetlerle başlıyor. Kur'an'dan ayetle başlar. Bir, Kur'an'dan ayet. İki, Hazreti Peygamber'in sünnet ve hadislerinden vefat etmesine mukaddem günlerde yerine Hazreti Ebu Bekir'i namaz imamı yapmasını örnek verir. Kur'an'da onun için ikinin ikincisi olarak bahsedilir. Mağara arkadaşı. Namaz imamı ve elbette arkasından Resulullah'ın halifesi olarak imam olmasının delil olarak sünnetten ve bir sürü hadis delilleri getirir. Ardından yaşanan onca ihtilafa rağmen muhacir ensar birlikteliğinin sağlandığını ve icma ile Hazreti Ebu Bekir'e biat edildiğini, Hazreti Ebu Bekir her ne kadar Hazreti Ömer'i veliaht olarak atamış olsa da ümmet Hazreti Ömer'in hilafetine razı olduğunu ve icma ile onun halifeliğini kabul ettiğini söylemek suretiyle icmaya önemli atıfta bulunur. Ve sonra da bu üç mukaddem delile kıyaslar yaparak onlara bağlı olarak yeni halifelerin nasıl icma, sünnete ve Kur'an naslarına uygun bir biçimde gelenekte efendim gerçekleştiğine işaret eden Eş'ari rahimeullah tam olarak İmam Şafii'nin usulünü uygular. Evet. Yorulduğunuzu biliyorum ama o kadar önemli bir yere geldik ki şimdi burayı farklı bir renkle müsaadenizle yazmak istiyorum. Hangi farklı renkle yazsam gözükür için bakıyorum. Şunu kullanmadım galiba. Evet. Cabiri demek istiyor ki İmam Eş'ari'nin aklı, buraya lütfen dikkat edelim. İmam Eş'ari'nin aklı Şafii'nin yasaları çerçevesinde işlemektedir. Evet, Şafii'nin koyduğu yasalar çerçevesinde işlemektedir. Nereye gelmiş olduk? Tabii daha sonraki ulemanın da aklı böyle işleyecek, bu yasalarla işleyecek. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu İmam Şafii'den günümüze yasadır, aklın yasalarıdır. O halde en baştaki mottoya yeniden dönelim. Fıkıh ameli düzenler, fıkıh usulü aklı düzenler. Fıkıh ameldir. Fıkıh usulü aklın yasasıdır. Akla yasa koyar, akla çerçeve koyar ve aklın bu çerçeve içinde işlemesini zorunlu kılar. Bu çerçevede işleyeceksin, bu ilkelerle, bu yasalarla çalışacaksın der ona. Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki Cabiri de bunu söylüyor merhum. İmam Şafii'nin yaşadığı ve temellerin ciddi anlamda krize düştüğü bir ortamda bu dahice İmam Şafii'nin yaklaşımı ve buluşları çok son derece gerekli idi. Tarihsel bakımdan başarılıdır.
yerindedir ve ulûmu İslamiye'yi sağlam ve sabit bir zeminde teşekkül etmesini mümkün kılacak son derece yerinde bir müdahaledir. Ama gel gör ki bu müdahalenin naklin lehine, re'in ve aklın aleyhine bir oran içeriyor olması. Bu orantının giderek tedvin asrı sonrası 5., 6., 7., 8., 9. asırlarda aklı neredeyse silip süpürecek ölçüde göz ardı eden bir mahiyete yürüyor olması, Arap aklının maruz kaldığı önemli sorunların başında yer alan bir sorun olarak Cabiri tespit eder bunu. En başa dönersek, bir fıkıh medeniyeti olarak belirlediğimiz İslam medeniyeti, ferdin ve toplumun hukuki ve ahlaki davranışlarını belirleyen bir ilim dalı olarak, aynı zamanda Cabiri giriş kısmında fıkhın miras paylaşımını, vasiyetle ilgili ahkamı geliştirmek bakımından nasıl matematik ve cebrin gelişmesine harizmi örneği üzerinden atıfta bulunarak Cabiri matematiğe katkısından da söz eder. Bir medeniyet olduğumuzu, bir hukuk medeniyeti olduğumuzu, bir anlam ve anlamlandırma medeniyeti olduğumuzun altını çizdi ve bunun gelişiminde tedvin asrı öncesindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı krizi çözücü bir beyin ve deha olarak İmam Şafii Rahimeullah'ın oynadığı rolü ve Er-Risale ve El-Kitap üzerinden daha sonra Arap aklının şu çerçevede işlevsel olmasını mümkün kılacak temel yasaları nasıl belirlediğini ve bu yasaların değişmez akli yasalar olarak geleneğimizde yerleştiğini ifade etmeye çalıştı. Hilafet örneği üzerinden bunu göstermeye çalıştı. Ve hilafet örneği üzerinden özellikle Sünni geleneğin Şia'nın daha önce geliştirdiği hilafete ilişkin teorilerine ancak İmam Şafii'nin usulünün gelişiminden sonra ayakları yere basacak şekilde cevap verebilecek noktaya geldiklerinin altını çizer. Böylece bu dersimizde Cabiri okumalarında gördük ki İslami ilimler geleneğinde fıkıh usulünün rolü, fıkıh usulü dediğimizde İmam Şafii'nin rolü ve sonra bütün bu rollerin içerisinde Arap aklının yeri ve rolü son derece önemli olarak karşımıza çıktı. Şimdi artık bir sonraki 6. bölümde Cabiri okumalarımızda sevgili izleyenler bu asıl fer ilişkisine, bu yasaların aklın işlevsel olmasında nasıl bir belirleyici rolünün olduğuna, akla nasıl bir alan açtığına, ne kadar alan açtığına ve akıl burayı ne ölçüde ve nasıl doldurduğuna ilişkin değerlendirmeler yapmaya geçebiliriz. Ve tekrar bu çerçevenin, tedvin asrının Arap aklının çerçevesi, referans çerçevesi olması meselesinin içini doldurmaya devam edeceğiz. Şunu da söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Bu konuştuklarımızın her birerlerini ikinci kitapta bütün tafsilat ve detaylarıyla yeniden bir kere daha ele alacağız. Ama hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki yıllarca bu dersleri yapmış biri olarak özel öğrencilerime tabii
yapmış olduğum dersler nihayetinde söyleyebilirim ki ikinci kitaptaki problemleri anlayabilmek için bu dersleri ve bu birinci kitabı gerçekten altını çizerek son derece iyi anlamış olmak zorunludur. Aksi takdirde ikinci kitabı anlamak neredeyse imkansız olur. Efendim, sabırla vakit ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Bir sonraki Cabiri okumalarında görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Muhtemelen bayramdan sonra bir sonraki dersi yapacak gibiyim. Size şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Ailenizle, eşlerinizle, çocuklarınızla nice hayırlı bayramlar görün efendim. Allah'a emanet olunuz.